Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, son 2 güne şöyle bir baktığımızda hem Amerikan Merkez Bankası'ndan bir faiz kararı hem de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli açıklamalar duyduk. Bu iki başkanın konuşmaları, aldıkları karar da direkt dolar TL'yi, yaşantımızı etkileyecek. Nasıl etkileyecek? Kime soracağız? Paramedya.com.tr kurucusu Remzi Özdemir'e soracağız. Remzi abi, birazcık mola verdin, memlekete gitmiştin, geldin. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Evren. İyi yayınlar diliyorum. Avrasyacı dostlara selam yolluyorum buradan Evren. Bu arada sana tekrar tebrik etmek istiyorum. Hayatımda ilk defa bir YouTube kanalına abone oldum, katıl yaptım. Vallahi şimdi SPK, MPK bir tarafa, işlemlerimiz açık. Sağ ol, sayende tekniği, yani bugüne kadar ben borsayı hep tabiri caizse çobanca bilirdim. İşte böyle olur, şuna bakardım, buna bakardım ama sayende teknikle bugün Prizman, yine Anel, Tofaş, bunlar da gerçekten harikalar yarattı tavsiyelerine. Gerçekten tebrik ediyorum. Aboneliğim devam. Sağ ol. Katıl butonuna basmaya devam ediyorum. Ama dediğim gibi yani gerçekten Evren, benim gibi eski tarz bir borsa kurduna bile sen bu teknik işini öğreterek para kazanmanın yolunu ya da balık tutmayı öğrettiysen helal olsun sana. İçten tebrik ediyorum Evren. Bunu söyleyen adam yıllardır borsa yayıncılığı yapan bir insan. Evet abi, sen çok eskisin. Yani bizim hayatımızda eskiler bilir. Yani 40 yaş üstü bilir. Dergiler çıkartıyordun. Borsa dergileri, önemli dergiler. En ünlü spekülatörlerle muhatap olmuş birisin. Yani Remzi abi, şöyle söyleyeyim. Bizim bildiğimiz senin unuttuğundur yani. Öyle Estağfurullah. sen bize teşekkür ediyorsan demek ki güzel iş yapıyoruz. Ama bugün hakikaten Tofaş'ı bilançodan söyledik. Ben zaten arkadaşlarıma aylar önce söz verdim. Bilanço sezonunda dedim, para kazanacağız. Tofaş 2 günde %5 yaptı ki bu yatırım tavsiyesi de değil. Yani ben hep şunu diyorum. Çalıştığınız aracı kurumların yatırım danışmanlarına sorun. Beni teyit edin, öyle alın diyorum ki bilançoya bakıyorum ki o bilançoya o uzmanlar da bakıyor. İşte bugün Prizman Kablo dedik mesela, %10 çaktı. Tabii yukarıda açtı, tam hemen yakalayamadık ama bir %3,5 o verdi. Anel Elektrik dedik, tekniğine baktık abi. An itibariyle %4 de o getirdi. Allah bereket versin ama en önemlisi dediğin gibi bizim yatırımcı okulumuz var. Yatırımcı okulu devam ediyor. Yatırımcı okuluyla biz insanların bir şekilde bir B planı yapmasına, bir emeklilik planı kazandıklarını değerlendirmesi için çalışıyoruz abi. Yani balık tutmaya, bir şekilde balık tutmayı öğretiyoruz balık vermekten ziyade. Beyza abi, hemen soruyorum. Bugün Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamaları vardı. Bu iş dönüp doları nasıl etkiler? Soframızı nasıl etkiler? Evren, öncelikle Merkez Bankası beni kandırdı kardeşim. Yani ben derken ben halk olarak konuşuyorum. Beni kandırdı. Bu Merkez Bankası daha 3-5 gün öncesine kadar geçmiş aylarda hep ne dedi? Enflasyon geçici, enflasyon dış sebeplerden dolayı göreceksiniz önümüzdeki dönemde enflasyon düşecek. Bugün neden 40'tan beklentini yıl sonu 60'a çıkarttın? Ya Allah aşkına Evren, bak iktisadın temel bir kuralıdır. Sapma olabilir ama 40'tan 60'a sapma mı olur ya? Böyle bir mantık mı olur ya? Allah aşkına, yani bunu bir şirkette bir şirket yöneticisi bir personelinin böyle, evet ya vallahi billahi, yani böyle bir şey olur mu ya? Ya kimse bak sormuyor da. Oradaki gazeteciler de sormuyor. Ekonomistler de sormuyor. Ya kardeşim %40'tan 60'a nasıl gelir ya? Sen hani bunun geçici olduğunu söylüyordun? Bak bunu sorgulayan yok. İşte seninle biz hep Fed'i yorumlarken öngörülebilirlik diye konuşuyorduk Evren. Hindistan Merkez Bankası'nın kararını öngörebiliyoruz. Amerika'nınkini öngörebiliyoruz. Ne dedi Evren FED'le ilgili? Piyasayı hazırlıyor dedi. Hatırlarsan, çünkü merkez bankalarının, bakın bir esas bir konu şudur. Merkez bankalarının yaptığı eylemden çok ağzından çıkan kelimeler piyasaya yön verir. Yani FED faiz arttırmış. Bu önemli değildir. FED başkanı ne demiştir? Nasıl bir mesaj vermiştir? Buna bakarsın. Şimdi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faiz indirmedi ya da yükseltmedi, sabit duruyor. Başkan ne dedi Evren? Ne dedi? İşte bugün gördük. Başkan diyor ki, yani örtülü olarak,
Enflasyon 60-40'tı bekliyorduk. Yıl sonu 60 olacak. Ya böyle bir sapmayı nasıl kabul edebilirsin? E o halde dövizi peki 60 enflasyon beklentisiyle nasıl frenleyeceksin? Eksi kasandaki dövizi nasıl tutacaksın Evren bu şartlarda? Senin Türk lirasını ne kadar daha böyle değerli tutacaksın ya da bu şekilde arka kapı operasyonlarıyla doları tutmaya çalışacaksın? Bana göre Merkez Bankası, hani Bakan Nebati demişti ya, işte gösterge faizini yok hükmüne getirdik. Merkez Bankası da kendi kendinin itibarını yok etti Evren. Yani bu söz gerçekten çok acı bir söz. Zaten Merkez Bankası'nın konuşmasından sonra piyasaya baktığınız zaman neyin ne olduğunu görüyoruz Evren. Ki normal şartlarda sen Fed'e ayrıca soracaksın ama oraya da bir kısaca girmek istiyorum. Bakın dün Fed mesaj verdi. 0.75 bas puan faiz arttırdı. Ama mesaj verdi. Seninle bir önceki yayınımızda da konuşmuştuk. Özel konuşmamızda da. Artık Amerika'da Temmuz ayı verilerine baktığımız zaman o geçmiş aylardaki faiz artışının sanki enflasyonu frenlemeye başladığını görüyoruz Evren. Yani yavaş yavaş Amerika artık enflasyon belasını baş etmiyor, bakın baş etmiyor, daha şu anda değil. Ama ipleri eline aldığını gösteriyor Fed'in kararlılığı, işte verdiği mesajlarla. Bu dün akşam rahatlığa neden oldu. Amerikan borsası coşkuyla karşıladı Evren. Amerikan dolar endeksi düşmeye başladı. Peki bu bize niye yansımadı Evren? Neden yansımadı? Amerikan borsasındaki o coşku bizim BIST'te neden olmadı bu bilançolara rağmen? Yine evet, bakıyorsunuz dolar endeksindeki düşüşle beraber dünyanın diğer para birimleri değer kazanmaya başladı. E bizim dolar niye, TL neden de dolar karşısında değer kazanmadı, düşüyor? İşte bunun nedeni Merkez Bankası ve uygulanan politikadır Evren. Buradan şu sonucu çıkartıyoruz. Çok uzattım, kusura bakma. Kesinlikle ve kesinlikle bu Merkez Bankası'nın bu siyasi iradenin dolar üzerinde, döviz üzerinde bir hükmü kalmamıştır Evren. Remzi abi, ben de bir takım notlar aldım ama konuşmada dinlediğim en ilginç yerlerden birisi de şuydu. Diyor ki son 10 günü çıkardığımızda son bir ayda en az değer kaybeden para birimi Türk lirasıdır diyor. Hakikaten küçük dilimi yuttum buna. O zaman şöyle diyelim, son 17 ayı çıkardığımızda en başarılı Merkez Bankası Şahap Kavcıoğlu'dur, Merkez Bankası Başkanı. Şimdi Remzi abi, Merkez Bankası Başkanı'nın dediklerinin neden tutmayacağını ve neden doların 22-23 hatta 24'e gideceğini, merkezin buna zımnen bir izin verdiğini matematik olarak anlatalım. Birinci nokta şu, dediğin gibi 42'den 60'a çıkmışsa eğer 20 puanlık bir sapma var ve adama şunu sorarlar ilk önce, orada sormadılar, sen doğru diyorsun, ya bu 20 puanlık sapma nedir, 60 ne? Hadi diyelim 60 ama 60 da olmayacak enflasyon. Neden olmayacak dediğimizde çok basit. Şimdi yine başkan diyor ki abi cari denge iyileşiyor diyor. Ya başkan, mal dengesi Ocak-Haziran ayında eksi 51 milyar dolar. Yani ithalatın ihracattan daha fazla. Eksi 51 milyar dolar olduğu için senin zaten rezervin eksi 60-65 milyar dolar. Senin Türkiye'ne para girmediği için, dolar, euro girmediği için dolar kıtlığı yaşıyorsun ve buna bağlı olarak tekrar 18'e vurdu. Yani dolar kıtlık yaşıyorsa ve dolar 18'e vurduysa ve hem üretim modelin yanlış, yani sanayide yarı mamülü dışarıdan almadan üretemiyorsan, bugün buğdayı Rusya'dan, mercimeği Kanada'dan alıyorsan, yani dışa bu kadar bağımlıysan, kur yukarı gidiyorken, bu kurun yukarı gitmesinin sebebi de ne? Faiz politikası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ve ithalatın ihracattan fazla olması, yani cari açık veriyor olmamız, eksi yazıyor olmamız, bir dolar kıtlığı ve kurun tekrardan KKM'ye rağmen 18'e vardığını gösterdi. Diyeceğim şu, 60 hedefi neden tutmaz diyorduk abi. Çünkü kur yukarı giderken senin ithalatçı sisteminin enflasyonu düşürmesini beklemen tamamen zırvalık, tamamen saçmalık. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla bu enflasyon tahmini de dediğin gibi tutmayacak ve kredisi zaten çoktan bitmiş olan Merkez Bankası'nı birazcık daha dibe oturtacak. Bir nokta da şu. Mesela diyor ki kapasite kullanım oranlarımız arttı diyor. Kapasite kullanım oranı 80'e yaklaşmışsa
Bu o ekonomideki enflasyonist baskıları gösterir başkanım. Dolayısıyla bunda da yanlış yapıyorsunuz bence. Ve sürekli benim üzüldüğüm nokta şu. Neden merkez 22, 23, 24'e izin verdi? Elbette ki bilerek izin vermedi ama problemin farkında olmadan gerekli çözümleri enflasyona karşı getirmeyen bir merkez bankası önümüzdeki dönemde dolar TL'nin 20'yi aşmasına neden olacak. Bu yüzden diyorum. Ve neden? Şimdi diyor ki Merkez Bankası Başkanı Remzi abi, copy paste, inan her faiz toplantısında karar metnine yazdığı bir cümle var. Bir uzman yazmış, onu yine söyledi. Enflasyonda ne etkiliymiş biliyor musun? Enerji maliyetlerindeki yukarıya gidiş, tedarik zincirindeki kırılmalar ve tamamen suçlu dışarısı. Yani AKP'nin tarımı ihmal etmesi, sanayiyi Çin'e, Hindistan'a bağlaması, kurun yukarıya gitmesiyle girdi maliyetlerinin artıp Türkiye'de enflasyon yarattığı gerçeğini Sayın Kavcıoğlu bir türlü görmek istemiyor abi. Sen bunu görmezsen kardeşim bu dolar TL 20'yi geçer ve şimdi şöyle sağlamasını yapalım. Bana şunu diyebilirler. Evet petrol fiyatı artmadı mı? Doğalgaz fiyatı artmadı mı? Ya petrol fiyatı geçen yıl aynı dönemde 75 dolardı. Bir ara 125 dolara vurdu bu yıl ve tekrar 100 dolara geri dedi. Bak 125 dolarda kalsa bile Remzi abi artış %66. Kavcıoğlu'nun neden gerçekle ilgisi yok onu söyleyeceğim şimdi. %66 arttı mı petrol? Arttı. Peki benzin yüzde kaç arttı geçen yıla göre? 7.85'ten 22.25 olmadı mı benzin? Artış ne? %185. Dolayısıyla Sayın Başkanım siz Türkiye'deki enflasyonu ve enerji maliyetlerindeki artışı sadece petrol fiyatlarının yukarıya gitmesine bağlarsanız kusura bakmayın bizim zekamızla dalga geçiyorsunuz demektir. Bugün Türkiye'deki enflasyonun ana sebebi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz politikasıdır. Ve bu politika değişmeyeceği için Merkez Bankası'nın %60 hedefi tutmayacak abi. Şu an 78 zaten. Bu Şubat Mart'a kadar yukarı gidecek. Mart, Nisan, Mayıs plato yapacak. Haziran'da seçimlere bakacak. Bu kadar net. Ve FED ile ilgili bir şey diyeceğim abi. Çok uzattım ama FED şunu söylüyor abi. Ben enflasyona bakacağım. Verilere bakacağım. Gözünüzün yaşına bakmam. Gerekirse yüklü ve ek faiz de artırabilirim diyor. Bir resesyon yoktur diyor. Haklı bence de abi. Çok büyük bir duruş yaratacak bir durum yok. Çünkü %3'lük işsizliğin olduğu yerde resesyondan bahsedemezsin kardeşim. Burada bir popüler konu olmuş. Resesyon, resesyon. Bizim iktisatçılar Bloomberg'i açıyor, okuyor, orada resesyonu görüyor. Geliyor burada televizyonda, YouTube'da resesyon geliyor diye anlatmaya başlıyor. Ama şu var, Türkiye tokadı yine yiyecek. Resesyon olsa yumruk yiyecek. Şimdi her faiz artırımıyla beraber bir tokat yiyor ve her faiz artırımıyla dolar kıtlaşıyor ve bizde de dolar TL yukarı gidiyor. Al 18 oldu. Neye yaradı senin KKM'n? Milyarlarca lira faiz ödedik. Bizden zamlarla aldınız, tefecilere verdiniz ve kur yine 18 oldu. Ve işin kötü tarafı şu. O 18 kur seviyesi işte %60 enflasyon değil. %100 tüfeği geçirtecek. Çünkü kuru düşüremediğin zaman enflasyon düşmez abi. Ne diyorsun bütün bu dediklerimle ilgili? Evren, ben bir ilave etmeye istiyorum Merkez Bankası ile ilgili. Bakın bu politikanın yanlışlığını nereden görüyoruz biliyor musun? Son iki günde iki büyük banka bilanço açıkladı. %420 açıkladı kar, dikkatini çekerim. Diğeri %412 açıkladı Evren. Evren, bütün dünyada bankacılık sektörü bilanço olarak küçülüyor. Karları düşüyor. Bunu bir kenara bıraktık. Arçelik neyi ifade ediyor sana bu ülkede? Üretimi ifade ediyor. Sanayiyi ifade ediyor. Türkiye'yi ifade ediyor. Arçelik'in bilançosu %37 küçüldü Evren. %37 kar azaldı Evren. İşte bitti burada. Sen bu faiz politikasıyla rantiyeciye, faizciye para kazandırırken, çünkü %16 ile para toplatıyorsun bankalara, kar transferi yaptırıyorsun, servet transferi yaptırıyorsun. Alıyorsun onu sanayiciye %50 ile sattırıyorsun. Ondan sonra bankanın karlarını patlattırıyorsun %420'ye. Senin göz bebeğin
kendi malın, canın, sanayiciyi de kârını düşürüyorsun. Bu politika devam ederse yarın Arçelik gibi birçok sanayi devi, KOBİ zarar edecek Evren. Çünkü bu sürdürülebilir bir politika değil. Bu politika şu anda bunun faiz diye yola çıkıldı ama faizci, rantiyeciyi zengin etmekten başka bir şey değil. Yakında bakın Arçelik küçülürse ne olur biliyor musunuz? Personel çıkartır, ihracatı düşer Evren. Her şey biter. KOBİ de aynısını yapar. İşte bunun hesabını kitabını yapıyorlar. O Merkez Bankası Başkanı da her ne kadar profesör ama bunu dikkate almıyor Evren. Bunu hiçbir yerde de konuşulmuyor. Herkes bu iki bankanın bilançosunu açıkladı. Ben sana iddia ediyorum. Önümüzdeki hafta gelen bilançolar olacak. Orada %600'lük karları göreceğiz Evren. Kamu bankalarının karını göreceğiz Evren. Neden? Çünkü rantiyecinin kazanç dönemi Evren. Bunları da dikkate almakta yarar var kardeşim. Abi bence bankalardan ve Arçelik sembolüyle verdiğin örnek üretimi sembolize ediyor. Çok önemli yani. Türkiye'de üretim güç kaybediyor. Tefecilik işleri güç kazanıyor. Burada yani tabii ki Merkez Bankası Başkanı siyasetin güdümüne girmiş. Yani faizi sabit tutup para basmaya devam edersen o enflasyon kusura bakma 60 olmaz yani. Enflasyon 60 olmayınca da bu kur yukarı gidiyor zaten. Bizim hayatımıza bütün bu olanlar kabus gibi çöker. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın.